Sultanım, sizden gelecek paralar karşılığında bir hayli borç almıştım. Şimdi caminizin inşaatı durunca alacaklılar peşime düştü. Bu da yetmezmiş gibi derviş ağa gecenin kör bir vaktinde kapıma dayandı. Vakfınıza bağışladığım sandık sandık altınların hesabını sordu benden. Sen ne dedin Yakup? İnkar ettim. Lakin derviş ağa yine geleceğim dedi. Bu sefer cevap veremezsem... Bize iftira eden zındıklar. Yalancı münafıklar. Cehennemin en dibinde havi ateşiyle yanacaklar. Etleri dökülecek. Dilleri kesilecek. İnşallah. Amin Sultan. Lakin derviş ağa tekrar geldiğinde ben ne yapacağım Sultanım? Sultanım. Bağışlayın sultanım. Susacaksın Yakup. Ya sadık kullarımız gibi... ...ya da hainler gibi. Ben size sadığım sultanım. Sultanım. Asla konuşmam. Yakup'a pek dertli. Kolay değil. Varını yoğunu Safiye Sultanımızın uğruna harcadı. Yazık. Bir gecede uçtu gitti bütün servet. Düşmez kalkmaz bir Allah. Yeter ki bir gecede uçup giden kellemiz olmasın. Bu yüzden haline şükretmelisin Nasuh'a. Paşa diyeceksin. Nasuh Paşa. Malum sayende Halep Beyler Bey'im artık. Madem öyle, paşam, neden buradasın? Çoktan yola revan olmalıydın. Beni uzaklaştırman akıllıca derviş. Lakin unuttuğum bir şey var. Bu terfiyle divan yolunu da açmış oldun bana. Sen harame dönebilirsin. Burası neresi? Yürü.
Adın ne acemi olan? İskender. Niye burada olduğunu biliyor musun İskender? Ben suç işledim. Büyük suç. Cezam ölüm. Öyle dediler. Ama bilmeden yaptım. Karşında bir padişah olduğunu biliyordun acemi. Ve beni kullanımın önünde küçük düşürdün. Silahlara! Merhum Sultan Süleyman'ın devrinden beri onlarca vezire azam, yüzlerce vezir ve nice ağa gördük çok şükür. Talihlileri eceliyle öldü. Talihsiz olanlar ise cellat kılıcının tadına baktı. Kelleleri ibret taşında teşhir edildi. Seni talihler defterine yazdıracak olan nedir derviş? Sadakatimdir sultanım. Padişah efendimize olan mutlak sadakatim. Bu lafı her işittiğimizde kenara bir altın koysaydık, Süleymaniye'nin karşısına kendi külliyemizi yaptırmıştık. Buyurun ağam. Dikenli incir. En sevdiğiniz şerbet. Yaklaş. Daha. İşittik ki hanende huzuru bulamamışsın. Ailen yokmuş. Devlet işlerine koşturmaktan vakit bulamadım sultanım. Ailesi olmayan erkek dümensiz kadırgaya benzer. Rüzgar nereden eserse oraya savrulur durur. Pek tehlikeli. Bilhassa senin gibi ummana yelken açmış biri için. Merakımı mazur görün sultanım. Konuşmak istediğiniz mühim bir mevzu olduğunu söylediler. Mevzu tam da bu derviş. Senin gibi iyi yetişmiş, akıllı, cesur ve sadık kullar bulmak güç. Eminim talibin çoktur. Lakin biz sana en hayırlısını söyleyeceğiz. Fahriye Sultan.
Nereye kayboldun sen Altuncuk yine? Ben Sultan Ahmet'in yanındaydım. Sen de bir haller var. Hı? Var var. Hatuncuk yoksa sen. He? Gündüz gündüz. Ayıp Cenek Hatun. Udan. Olmaz öyle şey. Olmuş olmuş. Ciğer kuşam ne bu hal? Ter içinde kalmışsın. Hasta olacaksın maazallah. Görmüyor musun hünkârımızın halini Gülperi? Derhal temiz kıyafet, yeni kaftan getir. Gülperi Hatun. Lüzum yok. Siz neden buradasınız? Safiye Sultan Derviş'i çağırmış yanına. Hayra alamet değil. Başına bir hal gelmesin. Kapıyı açın. Kapıyı açın dedim. Mehmet'ten ses seda yok. Hiç bu kadar habersiz bırakmazdı. Ortalık hayli karışık sultanım. Fırsat bulamamıştır. Malum Safiye sultanımıza karşı yapılanlar. Kim ne yapabilir Nazlı? Validemi bilmez misin? Ne fırtınalardan geçti. Bu cılız yağmur onu ıslatmaz bile. Sultanım. Dışarı çıkmamı mı yasakladın? Evet. Senin iyiliğin için. Aptalca bir şey yapıp başını belaya sokmanı istemiyorum. Benim iyiliğimi düşünüyorsan Şahin, saraya git. Padişah efendimizle konuş. Ve benim adıma Fahriye Sultan'a talip ol. Daha şimdiden padişah efendimiz diye hitap etmeye başladığına göre damadı olduğunda sadık bir köpeği olursun artık ha. Gideceğim Şahin. Vazgeçmeyeceğim. İstiyorsan beni vur. Ancak böyle durdurabilirsin. Mehmet! Tek bir şartım var. Gizli gizli buluşmak, mektuplaşmak yok. Anlaştık mı? Lüzum kalmayacak zaten. Bana söz ver. Benim haberim olmadan bir adım bile atmayacaksın.
Söz mü? Kadırga istiyorum. Ben de yapacağım. Evvela kağıttan yapalım Mustafa. Büyüyünce ahşaptan nasıl yapılır öğretirim. Sultanım. Çok şükür döndün. Safiye Sultan niye çağırmış seni? Ne konuştunuz? Fahriye Sultan'la nikahlamak istiyorlar. Çaresizlikten ne yapacağını şaşırdım. Zinhar olmaz dedin öyle değil mi? Maksadı belli, aramıza nifak sokmaya çalışıyor. Bana itimadınız yok mu sultanım? Bugüne kadar hiç ihanet ettim mi size? Etmedim. Lakin... Safiye Sultanımıza tek hayır diyebilecek kişi hünkârımız. Hükmü olmadan nikah kıyılmaz. Konuş aslanımla. Bir an evvel kapansın mesele. Bahsi dahi asabımı bozdu. Padişah olunca benim de kadırgalarım olacak mı? Böyle bir sürü. Hünkârım, şehzadem, istişare etmemiz icap eden bir husus var. Biliniz. Mühim değil. İskender'in hakkından gelirken oldu. İskender. Şu ocaktan getirttiğim acemi olan. Dinle! Dünya ikiye ayrılır. Efendiler ve kullar. Biz hepimiz padişah efendimizin kuluyuz. Bu değişmez bir hakikattir. Bir an bile bunu unutursanız kelleniz gider. Hadi ya Allah! Sinek gibi ısıracağım seni Davut. Şişireceğim her yerini. İskender senin yüzünden öldü. Kalk yerden, kalk. İskender için de kimseyi suçlama. O kendi hatasının bedelini ödedi. Hadi, al kılıcı eline. Ayağa kalk. Talim yapacağız. Nasıl? Siz canımı almayacak mısınız? Talimde var gücünü pazuna vermezsen... acımam, alırım canını. Siz padişahsınız. Yasak.
Hem ben hiç kullanmadım kesen kılıç. Daha yeniçeri olmadım. Al şu kılıcı. Emrediyorum. Var gücünle saldır İskender. Saldır ki kudretimi bileyim. Saldır ki hududumu, zaaflarımı bileyim. Etrafımızda kim varsa yollamışsın. Büyük validene reva mıdır bu? Ben öyle uygun gördüm. Daha dün büyük iyilik yapmış, seni müşkül vaziyetten kurtarmışken. Karşılığında senet aldığınız iyiliği mi diyorsunuz sultanım? Sırf sarayda kalmak için beni tehdit ettiniz. Ve kullarımın önünde zorda bıraktınız. Ahmet. Dua edin ki büyük validemsiniz. Yaşınıza hürmetim var. Yoksa bedeli çok daha ağır olurdu. Seni bize karşı nefretle doldurmuşlar. Bunu kimlerin yaptığı malum. Handan ve derviş. Derviş'i pek sevdiğinizi sanıyordum. Öyle ki kızınız Fahriye Sultan'a layık görmüş, evlenmelerini istemişsiniz. Yoksa bu da bir oyun mu? Bu düğün sulh için Ahmet. Aramıza ekilen nifak tohumlarını söküp atmak için. Zinhar başka maksadımız yok. Sulh bitti. Siz bitirdiniz. Çekilebilirsiniz. Sultanım. Bunlar nedir sultanım? Düşmanlarım. Mesela bu Safiye Sultan. Bu Sultan Ahmet. Handan. Giray kardeşler. Şahin. Ve Mehmet. İşte benim düşmanlarım. Allah'ın huzurunda yemin ediyorum ki bu mumlar gibi yanacak. Yandıkça eriyecek. Eridikçe yok olacaklar. Bunu unuttunuz sultanım. Sultanım. Adını okuyamadım bir türlü. Benim Menekşe. Nefsim. Öğrendim ki her ağacın kurdu kendi özündenmiş. Onca sene düşmanlarımla savaşırken kalbime bir kurt peyda olmuş da farkında değilmişim. Kibir gözlerime perde olmuş da görememişim. Şehzadem Mahmut'un ölüme yürüdüğünü. Thank you.
Bu ateş daimdir. Hiç sönmeyecek. Acım dinmeyecek. Ta ki düşmanlarım da aynı ateşte yanıp kavrulana dek. Hoş geldiniz. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Safiye Sultan gene hiç beklemediğim yerden saldırdı. Keşke yanında yöresinde biri olsa da bize her şeyi anlatsa. Cennet. Neredesin sen, bir çocuğun eline bırakıp gittiniz? Başlayın sultanım. Hünkârımıza bir cariye hazırlamamı emrettiler. Onunla ilgileniyordum. Kim? Hangi cariye? Şşt. Handan sultanımızı gördüm az evvel. Halime sultanımızın dairesindeydi gene. Handan'ın bir diğer akıl hocası. Düne kadar kanlı bıçaklıydılar. Şimdi bize karşı birlik oldular demek. Laf dinleyeceğine şurup hazırla. Başım çatlıyor. Papatya şurubu sultanım. Teskin eder, ferahlatır. Dervişe Fahriye Sultan'la izdivaç teklif etmiş. Tam Safiye Sultanlık bir hamle. Derviş ağaya itimadınız tam sanıyordu. Öyle olmasa aslanımın canını emanet eder miyim? O halde gönlünüzü ferah tutun. Derviş ağa haysiyet sahibidir. Size ihanet edeceğini zannetmem. Fahriye Sultan iyidir, hoştur. Lakin daha şimdiden 3 defa dul kaldı. Yatağına giren pek yaşamıyor. Ne yapmamız lazım onu konuşalım. Evvela birbirimize itimat etmeliyiz sultanım. Dervişe gelince... Hanedana damat olursa eli güçlenir, önü açılır, süratle vezir olur, divan-ı hümayuna girer, zenginlik ve kudret de peşinden gelir. Böylece biz de kuvvetleniriz. Öyle. Lakin nicesinin bu kudretten gözü döndü, aklı şaştı. Elbette derviş ağayı tenzih ederim. O böyle bir hataya düşmez. Düşmez de... Fahriye Sultan'ı hafife alamayız. Malum, en güçlü silah onun elinde. Her gece yatağına girecek.
iyice yıkayın. Safiye Sultanımız pek asabi. Tek hataya tahammül yok. İyice yıka. Odamı mı karıştırdın sen beni? Seni yalancın. Gönderdim dedin ama hepsi burada. Şşş. Neden yaptın? Ben sana inandım. Hesap mı vereceğim ben sana? İnanmasaydın aptal gibi. Dilimde tüy bitti Nazya. Burada mektup yasak. Yasak. Başka yasak da var ama yaptın sen. Tek kelime edersen. Başlarım. Kimse yüzüne bakmıyor. Senden nefret ediyorum. Nefret. Aklını kullan. Etim ne budum ne benim. Nasıl göndereyim o mektupları? Kolay mı o kadar? Hem bana ne senin derdin? Cehennem ol git. Git! Çalışın siz de. Vallahi hıncımı sizden çıkarırım ha. Ben Nazya. Haber verin. Sultanımız kabul eder beni. Olmaz hatun. Hareme dön. Yasak. Yasak yok. Padişah çok kızar sana. Mahpeyker hatun. Senin ne işin var burada? Derhal taşlığa dön. Yol verin ağalar. Ahmet. Nasıl? Hünkârım. Bağışlayın. Birden daldı içeriye. Mani olamadım. Tamam Dudu, sen çekilebilirsin. Anastasya. Benim Yasemin çiçeği. Geldiğim günden beri aileme mektup yazdım. Anneme, babama. Cennet kalfaya verdim. Gönderdim dedi. Ama yalanmış. Hiç göndermemiş. Yaşadığımı bilsinler. Dua ederler benim için. Dönmem için. Ama şimdi ümit yok. Çok zaman geçti. Belki öldü sanıyorlar beni.
unuttum sanıyorlar. Dönmek mi istiyorsun hala? Tüm kalbimle. İstediğim tek şey bu. Ne olur Ahmet. İzin ver evime gideyim. Mektupları aileme yolla desen anlarım. Lakin sen çok daha fazlasını istiyorsun. Benden seni yollamamı istiyorsun. Benden kaçıp kurtulmak istiyorsun. Neden öptün beni Nasya? Seni buna hiç zorlamamışken, mecbur değilken. Neden? Ben bilmiyorum. Çekilebilirsin. Anacığım, babacığım, her gecenin bir sabahı vardır derdiniz bana. Nasihatlerinizle avunuyor, güzel hatıralarımızın tatlı kuytuluğuna sığınıyorum. Bu, bitmeyecek gibi gözüken karanlık elbet son bulacak. Sabah sisi içinde, şafak kendini gösterecek ve biz bir gün mutlaka kavuşacağız. Ne olursa olsun, beni unutmayın ve benden ümidinizi kesmeyin. Anastasya, demek hala buradasın. Malum pek asiydin. Haremde fazla yaşamazsın diyordum. Senin yüzünden oldu. Sen kaçırdın beni. Alçak köpek! Ne yapıyorsun hatun? Delirdin mi sen? Seni öldüreceğim bir gün. Yemin ediyorum. Beni kaçırdın, pişman olacaksın. İşittin mi Reyhan? Beni öldürecekmiş. Bir gün bana dua edeceksin hatun. Seni evinden getirdiğim için şükredeceksin. Tabii akıllı olur laf dinlersen. Taşlığa dön. Hadi. Yarın sabah erkenden yola çıkıyorum.
Hünkârımızın hayır duasını alayım istedim. Hünkârımız müsait değiller. Uğurlar ola. Damat olacaksın diye şimdiden böbürlenmişsin. Lakin unuttuğum bir şey var. Bu sarayda damatlar boyunlarında bir yularla gezer. Merak etme, senin kadar meraklı değilim bu yuları takmaya. Gel. Hünkârım. Bursa Kadısı Hayrullah Efendi'den nahoş bir haber aldım. Bağdat'a tayin ettiğiniz Kasım Paşa emrinizi hiçe saymış, Bursa'da kalmış. Daha fenası, reayaya zulmedip vergi toplamaya kalkışmış. Derhal asker yolla üzerine. Kellesini istiyorum o gafilin. Siz en doğrusunu bilirsiniz hünkârım. Lakin askeri yolladığımız anda Kasım Paşa'ya bir haber uçururlar, o da kaçar. Tavsiye nedir? Bir fermanla eski vazifesine tekrar döneceğini öğrenirse kendi ayağıyla gelir. Hanzade. Biz ummanı aşmak için çıktık yola. Lakin sen bizi derede boğdurmak niyetindesin Reyhan'a. Emin misin Reyhan'a? Sırrımızı bilen kimse yok değil mi? Hala. Bunu Celalilerden Kara Sayı'da yolla. Kalender oğluyla bizi bir araya getirmesini istedim. Yerinde olsam hiç düşünmeden kabul ederdim teklifi. Hamdan Sultanımız sizin gibi düşünmüyor. Kimse benim gibi düşünmez. Safiye Sultan teklifi kabul etmeyeceğini biliyor. Maksadı suyu bulandırmak. Bunca senedir saraydayım. Suların berrak olduğuna hiç şahit olmadım. Anlaşılan sen kararını vermişsin. Kabul edeceksin. Kedisi Elizabeth gibi peşinden dolanacaksın. Zira sen de biliyorsun ki savaş ne kadar uzun sürerse sürsün, sonunda hep Safiye Sultan kazanır. Ben bir askerim sultanım. Ocakta ilk öğrendiğim şey, hiç kimse yenilmez değildir. Sultanım, neler oldu, kabul edecek miymiş? Bilmiyorum. Gözleri. Hem ateş gibi aydınlık, hem de gece gibi karanlık. Gizlediği bir şeyler olduğuna yemin edebilirim. Fahriye Sultan çok sevinmiştir bu işe, onca yaşlı paşadan sonra. Sultanım. Sizi görmek ne büyük saadet. Epeydir dairenize kapanmıştınız. Aslan Şehzademizle güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Ben at binmek istiyorum. Şimdi olmaz Mustafa. Lalalar seni bekliyor. Zinhar eğitimini ihmal etme. Çalış. İyi yetişmelisin. Yetiş ki devlet-i âliyenin sana ihtiyacı olduğunda
zorluk çekmeyesin. Devlet haliye sahipsiz değil. Yüce Rabbim Sultan Ahmet Han'ı başımızdan eksik etmesin. Amin. Derviş Ağa teklifinizden söz etti. Aramızda nifak tohumu ekmek istiyorsunuz. Şu küçük yılanı bile aslanımın aklını çelmek için getirmediniz mi? Ben yılan değilim sultanım. Hadsiz! Koparıveririm senin o çatal dilini. En güvendiğin adamının bir nikahla ihanet edeceğini düşünüyor. Biricik evladının, şuncacık hatunun bir lafıyla sırt çevireceğini söylüyorsan... ...sen bu savaşı çoktan kaybetmişsin. Hacım, usulü adabı hepten unutmuşsun. Sultanların yanında cariye azarlanır mı hiç? Olacak şey mi? Kes sesini Bülbül. Yoksa kırarım senin o gaganı. Övünüyorsun bir de hacı oldum diye. Evvela insan ol. İnsan ol evvela. Onu da söyleyeyim. Gel. Şehzadem nerede? Hiç gelmiyor yanıma. Dersleriyle meşgul sultan. Münasip bir vakitte sizi ziyaret eder. Yüzünüz de tıpkı kalbiniz gibi çok güzel. İnşallah saadetiniz daim olur. Haremde saadeti kim kaybetmiş ki biz bulalım? Öyle demeyin. Nihayet bahtınız açıldı. Sizin için dua edeceğim. İnşallah bu izdivaç size uğur... Ne izdivaç halime? Ne diyorsun sen? Bilmiyordunuz demek. Saraydaki herkes... Sizin derviş aile nikahlanacağınızı konuşuyor. Aklıma bile gelmedi işitmediğiniz. Affedin sultan. Geldik küçük sultanımız. Mahsus yaptın değil mi? Halvete gireceğimi öğrenince mahsus kestin yolumu. Hayır. Bilerek yapmadım. O yüzden mi zorla girdin içeri ha? Şahiste. Ne oluyor gene? Dudu Hatun, ben hünkârımızın gözdesi olacaktım. Bu küçük aşif de mani oldu. Siz de şahitsiniz. Ağlayıp sızlanma. Hünkârımız hoş görüp kabul etmişken kimseye laf etmek düşmez. Cennet kalfa hünkârımızın hediyesidir. Gözdeler katına alın. Mah Beyker bundan böyle yukarıda kalacak. Usul neyse aynen tatbik edilsin. İşittiniz mi hatunlar? Boyuna bakıp aldanmayın, bir o kadar da yerin altında var çünkü. Belliydi zaten. Yanaklarına kan yürümüş kan. Topla eşyalarını, düş önüme hadi. Süsleneceğine yardım et. Nur topu gibi bir gözdemiz daha oldu. Ser yatağını, yerleştir eşyalarını hadi. Kavga gürültü yasak. Zinhar bir hadise istemiyorum. Gene yalan söylüyor olmasın? Ebe kadın muayene etsin.
Ebe kadın muayene etsin. Vallahi artık baş başasınız. Sen muayene etsene. Hünkârımız sende ne buluyor anlamıyorum. Niye bu kadar kıymetlisin ki hatuncuk? Büyü mü yaptın yoksa? Evet. Büyü yaptım. Cadıyım ben. Uzak dur benden. Demek senin yanına verdiler bunu. Sorma. Meğer seni kapıda bırakıp hünkârımızın koynuna girmiş. Yazık değil mi bu hatuna? Neden yaptın bu hainliği? Hani istemiyordun Sultan Kralı? Nefret ediyordun ondan. Ne oldu ha? Koynuna girmek için beni mi bekledin? Girdiysem girdim. Sultan Ahmet beni istedi. Seni değil. Öldüreceğim seni. Şeyhülislam, Sunullah Efendi Hazretleri. Hünkârım, yüce Rabbim bu aciz kulunuzu utandırmaz inşallah. Sayenizde içimiz rahat, Sunullah Efendi. Fetva makamı tekrar emin ellerde. Sabık Anadolu Beylerbeyi, yeni Sadaret Kaymakamınız Hafız Ahmet Paşa. Zavallı bendeniz Hafız'a dünyaları bahşettiniz hünkârım. Şeyhülislam Hazretleri, biz de sizi ziyaret edip tebrik etmek istiyorduk. Hayırlara vesile olsun Müftü Efendi. Amin. Eksik olmayın hansadelerim. Hünkârımız böyle takdir etmişler. Civan padişahımız bizi pek bir şaşırttı. Korktuğumuz başımıza gelmedi çok şükür. Akıllı ve cesur. Şimdi hünkârımıza sadakatle hizmet etme zamanıdır. Arkasında olacağız ki bu yüce devleti o malum sultanın elinden kurtaralım. Allah'ım. Allah'ım ne olur öğrenmesin. Bir delilik yapar diye öyle korkuyorum ki. Padişahımız divandalar hanzadem. Arzu ederseniz sonra haber edeyim. Bekleriz. Ortalık karışmış. Safiye Sultan bütün sadık adamlarını kaybetmiş. Hünkârımız yaman çıktı. Hep derviş ağanın akılları bunlar Mehmet. Gözü yükseklerde. Padişaha yakın olunca herkesi sırt çevirdi. Nereden geldiğini unuttu gafil. Derviş ağa tam bir muamma hanzadem. Artık kimin tarafında olduğunu kestirmek güç. Şimdi de damat olacakmış. Fahriye Sultan'la izdivacı konuşuluyor.
Allah'ım ne yaptım ben? Başımız belada. Senin başın belada. Benim alakam yok. Öldürürler beni. Yardım et bana. Kolun kölü olmalıyım, yardım et. Beni karıştırma Şayeste. Ne gördüm ne işittim. Başının çaresine bak. Bülbül'le iyi geçin Acağa. Nizam'ı siz bozarsanız kimseyle baş edemeyiz. Nizam'ı ancak Reyhan Ağa sağlar. O da affedersiniz kuş pisliği gibi. Kokmaz, bulaşmaz. Hali tavrı benim de hoşuma gitmiyor. Lakin... Şayeste. Allah seni kahretmesin. Hacı, hacı koş, koş yukarı. Çabuk. Yemin ederim nasıl oldun? İki gözümün aksın bilmiyorum. Kalfalar. Atın şunu zindana. Canını mı kastetmişler Hatun'u? Peker ölmüş mü? Şark serdarımız Sinan Paşazade yollamış hünkârım. En azılı Celali reisleri bunlar. Çok şükür neferleriniz çapulcuya aman vermiyor. Cemiler. Şu acemi İskender nasıl kurtardı kocayı? Sen kalk padişah efendimize saldır. Sonra tek parça halinde geri dön. Aa, bir garip başlı adamlar geldi. Üstleri başları tuhaf. Kanatları da var. Seni soruyorlar. Deli devran mıdır nedir? Vahşi değil, acemi olan. Deliler onlar. Deliler. Yaralı bir adam da getirmişler ağam. Savaştan mı kaçmış ne? Hayırdır inşallah. Deli Devran, hoş gelmişsin. Kim bu gafil? Adı Bekir. Tokat Kalesi'nin muhafızlarındanım deyince ben de aldım mecbur size getirdim. Yoksa kendim sökerdim ciğerini. Yeniçeri mi bu? Emin misin? Kapıda neyin üzerinde durursun? İkrar üzerinde. Kapıdan ve eşiğinden muradın nedir? Kapı şeriattır. İmam Ali'den ibarettir. Üstü Muhammed'dir. İki kanadı da Hasan'la Hüseyin'dir. Pir ortasında nişan nedir? Tevella ve teberradır. İnandık. Kabul eyledik ki yoldaşımızsın. Şimdi söyle. Savaş meydanından kaçtın, doğru mudur? Amasya'yı basan Celali eşkıyasına karşı savaşırken kaçtım. Lakin mecburdum. Sus! Bre Meylun! Bir Yeniçeri şerefi için yaşar. Bilmez misin? Hak için can verir. Yoldaşlarını satıp düşmandan korkup kaçan bizden değildir. Açtı başım! Tez hazırlayın bu gafili. Ağalar divanı toplansın.
Hünkârımızla istişare ettim sultanım. Kendileri lütfedip kararı bana bıraktılar. İnşallah bekletildiğimize değer. Damadınız olmak benim için büyük şereftir. Bahşettiğiniz saadeti büyük bir memnuniyetle kabul ederim. Fakat siz benim gibi bir damadı kabul eder misiniz? İşte bundan emin değilim. Anlaşılan bize şart koşmak üzeresin. Bu senin diğerlerinden daha cesur olduğunu gösterir. Ya da aptal. Cesur ya da aptal olmanın ötesinde bir şeyden bahsedeceğim size. Ben hünkârımıza yalnızca sadakatle değil, sevgiyle bağlıyım. Buna gölge düşürecek hiçbir şeyin içinde yer almadığım gibi karşısında dururum. İnşallah bu sevgiyi kızımızdan da esirgemez. Hayırlara vesile olsun. Kimi soruyorsun Gölge Hatun, anlamıyorum. Mahpeykeri. Gözdeler katına çıktı. Lakin çıkar çıkmaz da düştü. Şahiste Hatun'un kabahati büyük. Hünkârımıza bir an önce malumat vermek icap eder. Hünkârımızı böyle süfli mevzularla meşgul etmeyin. O iblisin çırağı hala ayağını bulmuş. Sultanım, hünkârımız Hatun'a pek düşkünler. Görmek isterlerse ne yaparız? Bağışlayın. Zinhar saklayamam. Bilare, lisanı münasiple anlatırım. Paşa'ya bir mektupla tebrik ettiğimi söyleyin. Gönderdiği her bir eşkıya reisinin kellesi için kendisine 1000 altın verilecek. Siz yüce hünkârımız sayesinde inşallah Celali eşkıyasının kökünü kurutacağız. İnşallah Hafız Paşa. Davan Ağalar Divanı'nda görüldü. İkrarın üzere. Cenk meydanından kaçmak, yoldan çıkmak, yoldaşlarına ihanet etmek suçlarından. İdam edileceksin. Zülfikar ağam. Kaçtım. Gene olsa gene kaçarım. Siz burada bir yalanın içindesiniz. Hakikatlerden haberiniz yok. Hakikat dediğin nedir? Celal eşkıyası aman vermedi bize. Kırıp geçti. Kazan-ı Şerif üzere yemin ederim ki paşalar size yalan söylüyor. Her cephede mağlup oluyoruz. Bu sabah zafer müjdesi aldık daha. Sinan Paşazade eşkıyanın başı olan 3 hainin kellesini gönderdi. Siz de inandınız mı? Köylüydü onlar. Eline kılıç dayı almamış 3 zavallı. Celaliler geliyor. Hem öyle bir geliyorlar ki. Taş taş üstünde.
baş baş üstünde kalmayacak. Sultanım, hünkârımız istirahata çekildiler. Âlâ. Daha sonra ziyaret ederim. Safiye Sultan'a izdivaç cevabını verir vermez haberim olsun. Reddedince ne diyeceğini merak ediyorum. Cevabımı verdim. Ne yaptı peki? Öfkeden delirdi mi? Fahriye Sultanımızla evleneceğim sultanım. En doğrusu bu. Kimin için doğru? Senin için mi? Bizim için mi? Yazık. İlk fırsatta sırtımızdan hançerleyecektin demek. Herkesin gözü üzerinde. Daha şimdiden yüzlerce düşman edindim. Nefretle bakıyorlar bana. Eğer hanedana damat olursam sesleri bıçak gibi kesilir. İtibarım artar, elim güçlenir. Böylece hünkârımızı ve sizi daha iyi koruyabilirim. Fahriye Sultan'la bilmem hangi cehennemdeki sarayda gönül eğlerken nasıl yapacaksın bunu? Aca, haremde her şey yolunda mı? Yolumda çok şükür. Lakin gürültüsü eksik olmuyor. Yeniçeri Ocağı'ndan Zülfikar Ağa yollanmış. Gizlice verdiler. Hayli mühimmiş. Malum doğru söyledi. Hünkârım ölüme gidiyordu. Neden yalan söylesin? Eğer anlattıkları doğruysa büyük bir ihanet içindeyiz demektir. Derviş. Ne yazık ki itimat edeceğimiz paşa sayısı bir elin parmaklarını geçmez. İzniniz olursa ben güvendiğim birkaç adam alır, gidip hakikati kendi gözlerimle görürüm. Sana burada ihtiyaç var Zülfikar. Zira ise sahinler aramızda. Sarayımda. Etrafımda. En yakınımda. Belki her gün yüzlerine bakıyorum. Lakin göremiyorum. Gel Gürbüz'a. Birkaç günle payitahttan ayrılmam icap ediyor. Sarayın haberi var mı? Yok. Olmayacak da. Osmanoğlu'ndan nefret etmek için bir sebep daha. Zaten
Sırf bunu görmen için gitmeyi kabul ettim. Bizi nasıl aşağıladıklarını, nasıl kovduklarını gör diye. Sonra ne olacaktı peki Şahin? Vazgeçeceğimi mi sandın? Hayır. Yalnızca bir şeyi görmeni istedim kardeşim. Bizim kendi gölgemizden başka dostumuz, atımızın kuyruğundan gayrı kırbacımız yok. Nicedir yalnızsın. Yalnız ve kederli. Yaşadığın onca talihsizliklerden sonra saadeti en çok sen hak ediyorsun. Validem fakat... Derviş ağa, istikbali parlak. Yiğit, yağız bir kulumuz. Seni mutlu edeceğinden şüphem yok. Benim mutlu olmam, ne düşündüğüm, ne hissettiğim sizin ne kadar umurunuzda ki validem. Evleneceğimi bile Halime Sultan'dan öğreniyorum. Bundan evvelki üç zevcimi de siz seçtiniz. İlki 80 yaşındaydı. Düğün gecesi yatağımda öldü. Diğeri daha birkaç ay geçmeden azledildi, boşandı. Bana layık gördüğünüz en son paşaysa gözlerimin önünde katledildi. Bütün bunlar olurken de saadetimi düşündünüz mü? Kendine gel Fahriye. Sen Safiye Sultan'ın kızısın. Ancak aptallar saadeti koca ve izdivaçta arar. Akıllılarsa koca ve izdivacın getirdiklerine bakar. Sultan Ahmet bizim düşmanımız değil Şahin. Dedelerinin, babasının suçunu onun sırtına yükleme. Bize en ufak bir kötülüğü dokunmadı. Sahi mi? O zaman neden hala burada tutuluyoruz? Şu askerler neden tepemizde? Ha evet. Burada rahatımız yerinde. Onlarca hizmet ediyor bize. İstediğimiz her şeye sahibiz. Bir tek şey dışında. Hürriyet. Onlardan izinsiz dışarı dahi çıkamıyoruz. Mektup yazamıyoruz. Silah kullanamıyoruz. Tabii eğer gizlice ağları satın almazsak. Böyle dostluk mu olur? Ne yapabiliriz peki Şahin? Onlar güçlü. Biz zayıfız. Eğer Fahriye Sultan'ı istiyorsan bir tek şey yapacaksın kardeşim. Savaşacaksın. Biz güçlü, onlar zayıf olana dek savaşacaksın. Diyorsun hatun. Giremezsin, yasak. Hayrola gölge hatun? Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Derviş, Lale Mehmet Paşa'yı çağır hemen. Emredersiniz. Ne yapıyorsun hatun sen? Neden bahsediyor bu hatun acaba? Han bırak beni git.
bana. Görme beni böyle. Ne olur git. Bakma. Asya. Çok sevindim valide. Nihayet Fahriye Sultanımızın da yüzü gülecek. Yeterince ağlamayan gülmenin kıymetini bilmez. Bunu sen iyi bilirsin. Kimlerle nasıl münasebetler içinde olduğun kedimiz Elizabeth'in bile malumu. Handan Sultan'la aranızdan su sızmıyormuş. Valide Sultanımızla iyi geçinmek lazım. Malum size bile harem idare etti. Sen bizi güldürdün, Rabbim de seni güldürsün. Bu nazar boncuğu sana hediyemiz. Vakti geldiğinde hünkârımızın yeni doğacak şehzadesine takarsın. Belki bu sayede şehzademiz Mustafa kendisini bekleyen hazin akıbetten kurtulur. Gel. Hünkârım. Bağışlayın. Şeytan uydum ben. İster zindana at, istersen saraydan kov.
istersen emret. Hemen şimdi canını alsınlar. Yandın ki ne yandın Cennet. Sana emanet o hatun ve sen sahip çıkamadın. 40 tane elim yok ya. Sultanımıza mı yetişeyim? Çocuk mu bakayım? Neden bağışladın onu? Sana önce kötülük yapmışken, ondan intikamını alabilecekken, neden bağışladın? Çok korkunç. Çirkin oldum, bakma. Seni ilk gördüğüm andan beri sen de güzellikten çok daha fazlası olduğunu biliyordum. Az evvel kalbinin de büyüklüğünü gösterdin. Şayeste yüzünden değil. Başıma gelenleri sebebi o değil. Ben miyim? Bütün kötülükleri yapan, tüm bunlara sebep olan. Babam derdi ki kaderin 3 tanecesi varmış. Bu tanecalar insan doğar doğmaz kader ipliğini bükmeye başlarmış. Bu görünmez iplerle insanları birbirlerine, evlere, şehirlere bağlarlarmış. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap, kaçamaz mısın? Bizim kaderimizin ipleri de birbirine bağlı Nasya. Sana söylemiştim. Hiçbir şey tesadüf değil. Bilmiyorum. Belki de ipleri elimize almalıyız. Lord, 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 Lord.
Ne? Neyi tamam? Sen bana yardım edeceksin. Kaçma Ahmet'in yardım edeceksin. Gel. Beni emretmişsiniz hünkârım. Sen benim haremdeki gözüm kulağım değil misin Reyhan'a? Ben gözlemi sana emanet etmedim mi? Başına bir hal gelirse senden bilirim demedim mi? Bağışlayın hünkârım. Hatunların arasındaki bir mesele. Ben duyar duymaz. Ağalar! Merhamet edin hünkârım. Benim bir kabahatim yok. Bülbül aile cennet kalfa duvar oldular önümde. Gözdenize yaklaşmama mani oldular. Gölge hatun olmasa haberim dahi olmayacak. Sen acığa, sen nasıl susarsın? Ne cüretle saklarsınız benden? Haşa hünkârım. Ne haddimize? Alın bu gafili. Ben haber vermek istedim hünkârım. Lakin Hacı Ağa mani oldu. Zira valide sultanımız susmamızı istemişler. Doğru mu bu? Böyle sufli mevzularla sizi rahatsız etmek istemediler hünkârım. Gelin benim be. Oğlum, hayırdır gecenin bu vakti? Ağaların dediğine göre Nasya'mın başına gelenleri siz saklamışsınız, doğru mu? Neden saklayayım aslanım? Saraya dönmeni bekledim. Münasip bir zamanda haber verecektim. Onu sevmediğinizi biliyorum valide. Sırf Safiye Sultan'ın hediyesi olduğu için sevmiyorsunuz. Daha evvel de zindana attırmıştınız. Kim bilir daha bilmediğim ne işkenceler yapıldı. Lakin bu son. Anastasya benim en kıymetli hazinemdir. Dünya bir yana, o bir yanadır. Bunu herkes böyle bilsin, adımlarını da ona göre atsın. Sultanım, vallahi ben tek kelime etmedim. Hep şu iblisin işleri bunlar. Kendini kurtarmak için bizi ateşe attı. Koskoca padişah efendimiz sual ettiler. Nasıl yalan diyeyim? Gözünle gördüğüm hacı, canımı zor kurtardım. Çıkın dışarı. Yalnız bırakın beni. Sultanım. Nikah kararından bu yana hiç konuşamadık sizinle. Eminim sizin için de beklenmedik bir karardı. Hazırlıklar için... Hiçbir isteğim yok benim. Nişanımız nasıl olacak? Düğünümüz nerede, ne vakit yapılacak? Hangi sarayda yaşayacağız? Hiçbir umurumda değil. Şehzadem, gidiyoruz. Kadırgalarım suda kaldı, geri dönelim. Başkasını yapıyoruz şehzadem. Bak, sana neler hazırlattım.
Gözden nihan olsa da cemalin, suretin çıkmaz gönlümden. Kaçması mümkün mü pervanenin ateşinden? Olmaz sultanım. Zinhar olmaz. Yapmayın. Son kez de olsa görmek istiyorum. Nöbet tutan ağalara ver. Gözleri ama, dilleri lal olsun. Canım şehzadem, sen validenin dairesine dön, tamam mı? Benim biraz işlerim var. Validem, ben ne vakit evleneceğim? Fahriye Sultan'ımız ilk evlendi, benden birkaç yaş büyükmüş. Güzel Dilruba. Daha erken. İnşallah vakti geldiğinde Rabbim o günleri görmeyi nasip eder. Arslanım, gel şöyle. Fahriye Sultanımız nasıllar? Hasbahçe'de derviş aile konuştular. Pek kalmadılar yalnız. Utandılar Zahar. Mustafa, ne yapıyorsun? Çıkar şunu, suyu kirletiyorsun. Münekşe? Oyunun sırası değil şehzadem. Üstümüzü değiştirelim. Dilruba'm, sen kardeşinle alakadar ol. Menekşe, sultanım. Allah'ın sevgili kuluyum diyorum, kimse inanmıyor. Fahriye Sultanımızın gizli bir aşığı varmış. Tahmin et kim? Can düşmanımız Şahin Giray'ın kardeşi Mehmet Giray. Nerede bu çıkış? Buldun mu gerçekten? Tamam. Bugün kaçmak yok. Sadece görmek istiyorum. Nasıl açacaksın kapıyı? Sen açamazsın. Peki nasıl açacağız? Kim? Dışarıdan biri mi?
sayesinde. Sen ne yapıyorsun burada? Ben kaçmak istediğini biliyorum. Ama korkma. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Sana bir can borcum var. İzin ver yardım edeyim. Haydi. Kafile hazır. Oyalanmayın. Haydi haydi. Sen kal. İskender. Sen çarşıya gitmiyorsun İskender. Sen saraya gidiyorsun. Padişah efendimiz seni alması için birini göndermiş. Artık hünkârımızla yakınsın İskender. Çoğumuz kendisini hayat boyu görmez bile. İnşallah bunu kendi menfaatin için değil de bir gün mensup olacağın ocağa, Yeniçeri'yi korumak için kullanırsın. Hoş geldiniz Kasım Paşa. Vazifenize geri dönmeniz hepimizi çok şaşırttı. Padişahımız böyle uygun gördüler paşam. Belli ki benim gibi tecrübeli bir paşanın yokluğunu hissettiler. Hünkârımızın buyrukları. Dün gece huzuruna çağırıp beyan ettiler. Sizin de bilmenizi icap eder. Gece yarısı huzura çağırdılar demek. Hayır olsun. Avusturya'ya karşı olan harp bir an evvel sona erdirilecek. Sulhun akabinde bütün asker Anadolu'ya sevk edilecek. Böylelikle Vezir-i Azam Yavuz Ali Paşa ve Garp Serdarı Kuyucu Murat Paşa Celali Asilerinin üzerine yürüyecek. Hünkârımızın hayalleri pekala maşallah. Veli, Allah sonumuzu hayretsin. Bir de ordunun başına geçeceğim diye tutturlarsa. Hünkârım beni emretsin. Kaldırın bu hain köpeği buradan. Nasıl olur hünkârım? Siz bana ferman yollamışsınız. Vazifemin başına tekrar döneceğime dair söz vermişsiniz. Vazifene döndün, ben de sözümde durdum. Şimdi de katline ferman veriyorum. Bağışlayın hünkârım. Ben ettim, siz etmeyin. Yalvarıyorum. Bağışlayın. İbret-i alem için cellat çeşmesine atın. Hafız Ahmet Paşa, seni tekrar sadaret kaymakamım tayin ediyorum. Emru ferman yüce... Galizade Paşa, Şark Serdarım Sinan Paşa'yı azlettim. Geri dönmesi için ferman yolladım. Ondan boşalan makama seni tayin ediyorum. Emri hünkârım. Senden boşalan makama gelince, bundan böyle kaptanı deryam, derviş paşadır. Hünkârım, emru ferman. Artık divana girdiğine göre Fahriye Sultan'la evlenmesine lüzum kalmadı. Karar çıktı bir kere. Nasıl mani oluruz? Orasını bana bırakın sultanım.
Derviş Paşa. Sultanım. Tebrik ederim. Nihayet divana girdin. Koskoca Osmanlı donanmasının kaptanı deryası oldun. Hünkârımız böyle münasip görmüşler. Bir de Fahriye Sultan'la evlenip hanedan damadı olursan kimse tutamaz seni. Devleti sen idare edersin. Devleti yalnızca hünkârımız idare eder. Ben sadık kulu olarak gücüne güç katarım. Orası muhakkak. Lakin kulağına küpe olsun diye söylüyorum. Güç tehlikelidir derviş. Aldığın her yetki, her makam seni sadece zenginliğe değil, ölüme de yaklaştırır. Dervişin yüzünü görmek isterdim. İzdivaç hayalleri suya düştü. Ben asıl Fahriye Sultanımızı merak ediyorum. Dünyadan haberi yok. Birazdan çıkıp aşığıyla buluşmaya gidecek. Ne cesaret. Son buluşması olacak. Mehmet Giray'ın anında kellesi gider. Böylece Şahin Giray da kardeş acısı neymiş öğrenir. Biraz su. Zelaliler. Ben... Sana yeniden görüşeceğiz demiştim. Daha başında aklını kaçırmışsın Kara Sait. Sen yakalamadın beni. Ben kendi ayağımla geldim. Düşmanın iyisi kendi ayaklarıyla gelendir. Beni efendinize götürün. Kalender olduğuna. Emredersiniz Hanzadem. Saraylar böyledir işte. İçindeki Adem'e değil, üstündeki kıyafete bakarlar. Şaşırdın mı Hanzade? Bizde kul yok, efendi yok. Bizde el etek öpmek yok. Ha, şayet sen huy edindiysen öpebilirsin. Göremeyeceğimi sanıyordum. Ben de öyle. İşte ise bu umudum vardı. Şimdi onu da kaybettim. Şimdi buradasınız.
Ben de öyle. İşte umut bu. Biz birbirimizden vazgeçmediğimiz sürece hiç kimse saadetimize mani olamaz. Sen tahta yürürken önüne çıkanın, kılına dahi zarar verenin sonu budur işte. Anadolu'da nice Celali reisi var. Binlerce asker toplanmış. Ancak dağınık vaziyetteler. Yer yer zaferler kazansalar da nihai bir zafere ulaşmaları mümkün değil. Tıpkı sizin gibi. Tavsiyen nedir? Bir olmak. Gelin bir olalım. Ve payitahta yürüyelim. Ben hazırım. Hemen gidelim. Tavil Ahmet. Kardeşi Tavil Mehmet ve oğulları. Baldırı kısa, ağaçtan piri, tanrı bilmez, kabre sığmaz, muslu çavuş, Laz Hüseyin ve diğerleri. Hepsine haber gönderdim. Birçoğu kabul etti. Diğerleri de istişare etmeye hazırlar. Payitahta yürürsek bütün ordu padişahın etrafında toplanır. Tabii etrafında toplanacak bir padişah bulabilirlerse. Şehzade Mustafa var. Siz onları bana bırakın. Eğer anlaşırsak ikisinin de icabına bakılacak. Gelelim en mühim suale. Senin bu işten menfaatin nedir? Tahta ben çıkacağım. Şu pes bayağı halinle bile hünkârımızın alakasına mazhar oluyorsun ya. Pes vallahi pes. Yumuşacık. Hasip beklerden yolladı Zahir. Yükte hafif, pahada ağır. En sevdiğim. Ne duruyorsun Hatuncuk? Açsana. Allah Allah. Ne halin varsa gör. Alexander.
Anastasia. Sana böyle. Beni burayı kapattılar Alex. Dövdüler. Kaç kere ölümden doğdum. Çok istedim gelmeyi. Seni bulmayı. Ama imkansız dediler. Seni bir daha göreceğimi düşünmedim. Gördün işte. Buradayım. Yaşıyorum. Az kaldı Alex. Kaçıp gideceğim. Yüceysa. Seni yardım edeceksin bana. Kapıyı sen açacaksın.